Günaydın çocuklar. Nasılsınız? CHP'nin 2 numaralı ismi örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve kurmayları gazetemizin merkez ofisini ziyaret etti. Merhaba, hoş geldiniz. Yıldız AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Yıldız Medya Grup CEO'su Zehra Özdemir ve çalışanlarına başarılar dileyen Keskin, Başbakan Erdoğan, gündemde sıcaklığını koruyan 2B, Mustafa Sarıgül'ün büyükşehir adaylığı, meclise soru önergesi olarak verdiği akil insanlarla ilgili bilgilendirme talebi ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı ve özel açıklamalarda bulundu. Meclise en son bir soru önergesi vermiştiniz, bu akil insanların masraflarıyla ilgili ve bu yönde bilgi eksikliği ve karmaşası olduğu yönde bir önerge verdiniz. Bir cevap alabildiniz mi? Önce bu akil insan komisyonu kuruluşu zaten ele geçti. Biliyorsunuz dünyada ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Harbi sürecinde böyle bir komisyon kurulmuş. Savaşa karşı olan Amerikan halkını savaşı ister hale getirebilmek için Amerikan yönetiminin devreye soktuğu bir sistemdir bu. Ülkemizde de Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir sistemi devreye soktu. Ama bunlar akil insan olarak görev yapmadan çok uzak bir şekilde oluşturuldu. Adeta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gezici vaizleri konumuna getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memurları konumuna düşündü. Başbakan atadı. Başbakan yalnız atamakla yetinmedi. Başkanına, başkan yardımcısını, sekreterini de başbakan tayin etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yan kuruluşu haline getirildi. Bu atılış biçimiyle toplumda ciddi bir şekilde saygınlığına gölge düşürüldü. Çalışmaları konusunda da maalesef kamuoyu herhangi bir bilgiye sahip değil. Kendileri bu çözüm süreciyle bilgilendirip bilgilenmediği konusunda bir açıklama yapmıyorlar. Neyin propagandasını yapıyorlar? Hangi amaçla toplumu yönlendirmek için gayret sarf ediyorlar? Kamuoyuna açıklanmayan çözüm süreciyle herhangi bir bilgi sahibi midirler, değil midir? Onları bilmiyoruz. Bunların masrafları konusunda kamuoyunun merak ettiği bir kapalılık var. Bunların masraflarını kim karşılıyor? Maaş veriliyor mu? Harcılar veriliyor mu? Gittiği yerlerdeki otel masrafları, yeme içme masrafları kimin tarafından karşılanıyor? Henüz merak konusudur. Ben bunun aydınlığa kavuşması için Başbakanlığa yanıtlanmak üzere bir soru önergesi verdim. Soru önergesi çok kısa sürede cevaplandırılması biraz bizim ülkemizde gelenek halinde değildir. Özellikle iktidarın duyurmasını istemediği konularda kendine yöneltilen soru önergesine yanıt verme anlayışı da yoktur. Yanıt verilmediği takdirde uygulanacak herhangi bir yaptırım da söz konusu değil. Yazılı olarak vermiş olduğumuz soru önergesinin cevabı yazılı olarak verilmezse sözlü soru önergesine gelir. O da dönem sonuna kadar maalesef cevaplandırması mümkün olmayan soru önergesine düşüyor. Şu an elimize ulaşmış bir cevap yok. Gündemde bir diğer önemli konu 2B. Rayiç bedelleri açıklandı. Çok ciddi yüksek rakamlar çıktı ve toplumsal eylemler, protestolar oldu. Bu konuda çözüm yönündeki baskısını devam ettirecek mi? Yasal parlamento görüşülme sırasında Cumhuriyet Halk Partisi 2B arasını kullanan insanların ekonomik durumuna dikkat alarak öneriler sundu. Ama iktidar partisi maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarafından öngörülen bu önerilere sıcak bakmadı. Biz orman içinde yaşayan yurttaşlarımızın bu arazileri bedava almalarını, kırsal kesimde yaşayan diğer yurttaşlarımızın da rayiç bedel değil vergi değeri üzerinden ödemeleri gerektiğini önerdik. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önergelerine sıcak bakmadı ve iktidarın istediği doğrultuda tasarı şekillendi. Rayiç bedeli üzerinden ödeme söz konusu oldu. Ama ortaya çıkan rayiç bedelleri özellikle orman içi köylerinde ve diğer köylerde yaşayan yurttaşlarımızın ödemesi mümkün olmayan ciddi bir şekilde meblağlar ortaya çıkardı ve ciddi bir toplumsal tepkiler oluşmaya başladı. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi zaten öngördüğümüz öneriler kabul edilmesi için yapabileceğimiz tek şey vatandaşlarımızın tepkisini demokratik kanallarda iktidara duyurmasına katkı yapmak oluyor. Antalya İl Başkanımız çok organize bir çalışma götürüyor. Antalya'nın değişik ilçelerinde mitikler yaptı. Geride kalan haftalar içerisinde 2000'e yakın Antalyalı yurttaşımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirerek bu konuda duyulan rahatsızlığın
parlamento gündemine taşınmasına, ilgililerin de bu konuda duyarlı davranmasına imkan sağlayacak bir yaklaşım sergiledik. Beykoz, İstanbul Beykoz'da biliyorsunuz bu konuda çok ciddi bir sıkıntı var. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız Beykoz'da 2B uygulamasından rahatsız olan yurttaşlarımıza yan yana gelerek orada vatandaşlarımızın tepkilerini dışa vurmasına imkan sağlayacak bir katkı ve destek verdik. Önümüzdeki günlerde de diğer yerleşim alanlarında yurttaşlarımızın bu konuda duyduğu tedirginliğin kamuoyuna yansımasını sağlayacak çalışmalarımı sürdüreceğiz. Yerel seçimleri bir seneden az bir süre kaldı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle aday belirleme konusunda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Bu seçimlerde biraz adaylarımız erken açıklama anlayışı içerisindeyiz. Resmi ön seçim sürecindeki zaman dilimi çok sar biliyorsunuz. 45 gün evvel ön seçim yapılması gerekiyor. 45 gün sonra yapılacak bir seçim adaylarımızı kamuoyunda tanıtmamız, onların kamuoyu tarafından belirlenmesine sağlayacak yoğun çalışma sürdürmemiz biraz güçleşiyor. Bu zorluğu aşmak için bu seçimlerde, bu yerel seçimlerde adaylarımızı ön seçim değil, eğilim yoklaması kanalına tespit edilerek vatandaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ön seçimde temsil edecek arkadaşlarımızı daha iyi tanımasına imkan sağlayacak bir uygulama yapmak istiyoruz. Ve 100 bini nüfus aşan yerlerde eğilim yoklamasıyla adaylarımızı belirlemek anlayışı içerisindeyiz. Bütün üyelerimizin katıldığı bir süreçte yapacağımız bir değerlendirme ile adayları tespit etmeyi düşünüyoruz. Henüz bu konuda Merkez Yürütme Kurulumuz ve partimizle alınmış bir karar yoktur. Ama önümüzdeki süreçte sanırım Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisimiz bu konuda bir karar alacak ve bunu kamuoyuna deklare edeceğiz. Ana kademede görevde bulunan arkadaşlarımızın da aday olmayı düşünen arkadaşlarımızın belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızın da daha önceden görevlerinden ayrılmasını sağlayacak bir karar alma anlayışı içerisindeyiz. Mustafa Sarıgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sık sık adı geçiyor. Siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani şu an tabii partimizin resmi organlarından Sayın Sarıgül ile ilgili alınmış bir karar yok. Ama her gittiğimiz yerde Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir aday olmasına ilişkin vatandaşlarımızdan ve parti ana kademinde görevli arkadaşlarımızdan talep geliyor. Genel başkanlık sanırım bu konuda gerekli çalışmaları götürüyor. Ama henüz bu çalışmalar somut bir sonuca ulaşmış değil. Umuyorum önümüzdeki günlerde yurt vatandaşlarımızın bu konuda meraklarını giderecek bir karar alma şansını yakalarız. Gülseren Oranç Genel Başkan Yardımcısı istifasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bu süreç nasıl gerçekleşti? Gülseren Oranç'ın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar çok doğruları yansıtmıyor. Arkadaşımız açılım süreciyle ilgili parti içerisinde bir görüş farklılığından nedeniyle istifa ettiğine ilişkin açıklamalar yapıyor. Bugüne kadar Merkez Yürütme Kurulu'nun yaptığı toplantılarda Gülseren Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın izlemiş olduğu stratejiyle farklı bir anlayış içerisinde olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı süreçle ilgili devreye soktuğu yöntemleri Merkez Yürütme Kurulu'nda görüştükten sonra kamuoyuna duyurmaktadır. Arkadaşımız da bunun bilgisi içerisindeydi. Arkadaşımız istifa ettikten sonra açılım sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme ile aynı anlayış içerisinde olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmıştır. Bu doğru bir değerlendirme değildir. Gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. Bir siyasi partiye giren insanlar o siyasi partinin giriş beyannamesi imzaladıktan sonra kendilerinin bazı özel tercihlerini, farklı anlayışlarını disiplin etme taahhüdünün altına girerler. Partili olmanın gereği budur. Hepimizin bazı tasarrufları, bazı uygulamalarına ilişkin düşüncelerimiz farklı olabilir. Ama bir partinin yetkili organı o konuda bir karar aldıktan sonra herkesin o alınan karara uyması gerekmektedir. Arkadaşımızın bu konuda bazı yanlış yaklaşımları oldu. Örneğin partinin genel başkanı bir televizyon programına çıkmasını istemediği halde, bu düşüncesini kendisine yansıtıldığı halde maalesef genel başkanın bu talebini hiçe sayarak o televizyon programına çıkmıştır. Ondan evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin
gençlerin MHP'ye kaydığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli baktığına ilişkin bir açıklaması olmuştur. En sonunda bizim bilgimiz olmayan, kendisine özgü, kendi metotlarla elde ettiği bir kamuoyu açıklamasına dayanarak Cumhuriyet Halk Partisi tabanının açılım sürecinde genel merkez yaklaşımıyla taban tabana ters olduğu bir anlayış içerisinde olduğuna dair bir kamuoyu açıklama yapmıştır. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir. Sanırım Sayın Genel Başkan, Sayın Onaç'ın bu konudaki yaklaşımlarına rahatsızlık duymuştur ve kendisinin görevden ayrılmasını talep etmiştir. O da Genel Başkan'ın talebinin gerekleri yerine getirmiştir. Keşke ayrılmasaydı, keşke bir olumsuzluk yaşanmasaydı. Arkadaşımız da partinin almış olduğu, yetkili organların almış olduğu kararlar doğrusuna hareket edip partiye katkısını sürdürme şansını yakalasaydı. Bir avuç çapulcunun çeşitli illerde akil insanlar heyetine yönelik saldırılarını biz sabırla takip ediyoruz. Bu akıllarla ilgili mukayesede İmparator'da yapıldı. Başbakan birkaç çapulcu dedi. Ne demek istedim? Yani bir başbakan sokak ağzıyla yurttaşların koyduğu demokratik tepkiye böylesine saldırı sergilemesi o hoş bir şey değildir. Başbakanımız zaten normal yaşamı bile maço tavırlarla, maço üsluplarla insanları yıldırmaya yöneliktir. Her zamanki yaklaşımını ortaya koymuştur. Demokrasilerde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi herkes beğenmediği bir tasarruf uygulama karşısında demokratik tepkilerini koyma hakkına sahiptir. Ülkenin en üst moral otoritesini temsil eden bir insanın kalkıp televizyon ekranlarında böyle bir demokratik tepki koyan insanları suçlaması başbakana yakışmayacak bir yaklaşımdır. Başbakan hala da cehaletten kaynaklanan kabadayıklar bu ülkede yöneticilik yapmaya çalışmaktadır.